Merhabalar. Bu videomuzda Rusya'nın Tataristan bölgesindeki Kazan şehrinde, Kazan şehrinin yakınında Innopolis şehrine geldik. Innopolis şehrinde Yandex firmasının self-driving car, sürücüsüz araçlarını deneyeceğiz. Haydi bakalım nasıl gidiyormuş Yandex sürücüsüz araçları. Evet, şimdi Yandex taksiye bindik ve ilerliyoruz. Görüldüğü gibi kendi başına şu an başladı ve direksiyon kendi başına hareket ediyor, dönüyor. Yanında sürücüsü olayı kontrol ediyor her zaman için ve değişik problemler, hatalar olduğu zaman onlar bildiriyorlar. Innopolis'te şu an kaç sürücüsüz araç var? Innopolis'te şu an 6 otomobil var. Her bir araç ne kadar mesafe gitmektedir? Mesafe çok uzak değil. Vakit yaklaşık 7 dakika. Bugün çok kar yağdı. Bu sistemin çalışmasına etki ediyor mu? Kar olduğu zaman tabii ki biraz daha zor. Biz teknolojimizi sürekli test ediyoruz ve artık karda da iyi gidiyoruz. Her kış teknolojimizi geliştiriyoruz ve kar yağması bizim için iyi bir tecrübe. Buralarda kameralar yerleştirilmiş durumda değil mi? Yukarıda arabanın gitmesine yardımcı olan sensör kutusu bulunmakta. Yukarıda 3 lidar bulunmakta. Bakarsanız kameralar var. Bunlar sayesinde araba görebilmekte. Siz de buradaki tabletlerde arabanın nasıl gördüğüne bakabilirsiniz. Bu lidarlar ve kameralar sayesinde müşteri model oluşturuluyor değil mi? Lidarlar, kameralar ve radarlar. Bu tabletlerde siz de döndürebilir ve arabanın 360 derece görebildiğini anlayabilirsiniz. GPS sistemi de burada kullanılıyor değil mi? GPS'i biz yardımcı olarak kullanıyoruz. Yani başlangıçtaki yakınlığı bulabilmek için. Innopolis'te yüksek hassasiyetli haritalar bulunmakta ve araba onlar sayesinde kesin olarak konumunu belirleyebilmektedir. GPS'te hata payı bulunmakta. O yüzden sadece ona göre hareket edemeyiz. Siz sürekli arabada mı bulunuyorsunuz? Şimdilik arabada sürekli birisi bulunmakta. Bu araçlardan Innopolis'te ve Moskova'da var değil mi? Evet. Moskova'da kaç araç bulunmakta? 100'den fazla araç var ve biz bunu artırmaya devam ediyoruz. Okuduğuma göre geçen yıl bir araç Moskova'dan Kazan'a kadar geldi. Problemsiz geldi değil mi? O araç sürücüsüz modda geldi ama sürücüyü sürücü koltuğunda oturdu. Yandex Taxi YouTube kanalında aracın nasıl geldiğine dair kısa bölümler var. Araç %99 oranında sürücüsüz modunu korudu. Eski bilgilere göre bir aracın sürücüsüz hale getirilmesi 98.000 dolar tutuyor. Bu hala öyle mi yoksa azalıyor? Bu ürünün fiyatını düşürmek için gerekli adımlar atıyoruz. Örneğin kısa zaman önce kendi imalatımız olan lidarlar duyurduk ki bu aracımızda kullanılan en pahalı sensördür. Mühendislerimizin geliştirdikleri lidar prototipi tutarı %50 düşürmeyi sağladı. Bu üründe seri üretime geçildiği zaman tutar daha da düşecektir. Bu sistemi taksi dışında başka alanlarda da kullanmayı planlıyor musunuz? Siz galiba görmediniz. Bizim bir sürücüsüz ürünümüz daha var. O otomobile hiç benzemiyor. Rover kurye robotu. Sürücüsüz araçlar için geliştirdiğimiz sistemi orada da kullandık. Sensörleri de kurye robotunda kullandık. Yandex özel bir marka veya model seçiyor mu yoksa herhangi bir araba olabilir mi?
Şimdi bizim otoparkta sürücüsüz araç olarak Toyota Prius ve Hyundai Sonata bulunmakta. Sürücüsüz araç teknolojisi herhangi bir arabaya uygulanabilir. Bu teknoloji yeterince universaldir. Ve herhangi bir markaya ve modele uygulanabilir. Herhangi bir sınırlama yok. Bu tür taksilerin başka şehirlerde de kullanıldığını ne zaman göreceğiz? Bu aslında devletin düzenlemesiyle yapılan bir iş. Şimdilik sadece Moskova ve Kazan'da uygulanıyor. Devlet tarafından yeni bir düzenleme yapıldığı zaman daha geniş alanlara açılacaktır. Bir önceki sorudan şöyle yeni bir soru ortaya çıkıyor. Ben bir fotoğrafta gördüm. Trafik polisi sürücüsüz Yandex aracını durduruyor. Evet, bu da polisler. Bu durumda bu otomobil nasıl kabul ediliyor? Otomobil gidiyor ama direksiyonda kimse yok. Bu durumda ne oluyor? Trafik polisi direksiyonda kimse olmadığını görmedi. Polis yola çıktı ve durdurmak istedi. Araba onun önünde durdu. Polis geldi ve yolcu koltuğunda beni gördü. Biz onunla konuştuk. Hangi firmalar bu alanda ilerliyor? Örneğin GM Cruise. Onlar da bu alanda ilerliyorlar ve otonom araçlar sektöründe güçlü firmalardan. Ayrıca sanırım herkes duymuştur Uber firmasının sürücüsüz araçlarını. Aslında ayrıca söylemek isterim ki otonom veya sürücüsüz araçlar denince insanlar genelde Tesla firmasını hatırlıyorlar. Bu aslında bizim ürünümüz gibi değil. Tesla sürücüyü rahatlatan sistemlere donatılmış. Ama bu otomobil herhangi bir yerde kendi başına gidebilen bir otomobil değildir. Evet, gerçekten sürücünün işini kolaylaştıran birçok özelliğe sahip. Direksiyonu kullanabilir, yavaşlatabilir ve hızlandırabilir. Ama bu sürücüsüz araç teknolojisi değil. Bu ancak ikinci seviye otopilotu. Şimdi yaya yolu geçiyor ve araba onu görüyor değil mi? Evet, tabii ki. Siz bunu ekranda görebilirsiniz. Bir de ben fark ettim. Araba sağ tarafta ilerlerken aniden sol tarafa geçiyor. Evet, şu an daha güvenli olan yolun sol tarafından gitmektir. Çünkü yolun sağ tarafı daha karlı ve ilerlemesi daha zordur. Araba daha kolay gidebileceği tarafı seçiyor. Testler süresince fark edilen, yeniden düzenlenen en önemli unsurlar nelerdir? Sürücüsüz araçları geliştirmeye başlamamız üzerinden çok vakit geçmedi. 2017'nin Ocak ayında başladık. Geçen kış bizim ilk kışımızdı ve biz her gün gezdik ve bilgiler topladık. Dolayısıyla kar fırtınasında gezmek zordu. Özellikle Innopolis'te çok fazla kar ve rüzgar var. İkisi beraber olunca kar yatay halde yağıyor. Biz aldığımız bilgilerle sensörlerimizi eğiterek bunun kar fırtınası olduğunu ve bunun engellerden farklı olduğunu öğrettik. Bu bize çok katkı sağladı. Biz bütün olabilecek engelleri öğrendik. Yoldan geçen bir köpek. Burada çok fazla tavşanlar koşuyorlar. Ve biz bütün bunları şimdi fark edebiliyoruz. Ve durup yanından geçiyoruz. Bizim korna çalma özelliğimiz eklendi.
сигнал, то есть, допустим, если örneğin kar temizleme aracı gidiyor ve bazen bizi görmüyor. Kar temizleme araçları çok büyük oluyor ve sürücü aynı zamanda birçok işle meşgul oluyor. Bu durumda mesela geri giderken aracı fark etmiyor. Böyle bir durumda aracımız onu görüyor ve korna çalıyor. Biz bütün olabilecek durumları öğreniyoruz. Ситуации, которые могут произойти в городе. Лиза bize yardımcı oldu, sorularımıza cevap verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Спасибо огромное, я говорил. Teşekkür ettiğimi söyledim Türkçe olarak. Size teşekkür ederiz. Yardım ettiniz, sorularımıza cevap verdiniz ve izin verdiniz. İzin verdikleri için teşekkür ederiz. Biz misafirlerden çok memnun oluyoruz. Araba, Yandex, taksi, şoförsüz. İnnopolis bir üniversite şehridir ve bu şehir tamamen bir bilgi teknoloji şehridir. Üniversitede sadece bilgisayar teknolojileri ve robot bölümleri bulunmaktadır. Üniversitenin ve şehrin amacı bilgisayar teknolojilerine hakim yeni nesil uzmanlar yetiştirmektir. Üniversitede eğitim dili İngilizcedir. Yandex, bilgisayar teknolojilerinde birçok alanda kendini kanıtladığı gibi sürücüsüz araçları da gayet iyi bir seviyeye getirmiş durumda. Ve bu seviye sürekli gelişme ve ilerleme kat etmektedir. Yandex'i tebrik ediyoruz.